Nisa suresinin 160 ve 161. ayetlerinde şöyle deniliyor. Yahudilerin haksızlıklarından, çoklarını Allah yolundan men etmelerinden, yasak edilmiş faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ötürü kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan inkar edenlere elem verici azap hazırladık. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bahsedilen onlara yemeleri helal olan şeyleri haram kıldık kısmında deve var, efendime söyleyeyim farklı hayvanlar var helal olan. Bunlar Yahudilerin haksızlıkları sebebiyle, faiz yemeleri sebebiyle vesaire onlara haram kılınıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi Müslümanların neleri yemek helal? Deve eti yemek helal. İnek eti yemek, koyun eti yemek helal. Tavuk yemek helal vesaire. İşte Müslümanlar atıyorum faiz yedi diye, bilmem ne yaptı diye Tanrı yeni bir peygamber göndermiş olsun ve bu peygamberin Müslümanlara deve etini, inek etini yemeyi yasaklayan ayetlerle geldiğini düşünelim. Müslümanlar bu duruma nasıl tepki verirlerdi? Yahu kardeşim hadi domuz, pis hayvan güya, bize öyle söylenmiş, öyle inandırılmışız. Diğer hayvanlar çok temiz. Tavuk kendi pisliğini bile yiyor, kendi pisliğini bırak, kendi cinsinden olan başka tavuğun ölüsünü bile yiyecek kadar pis bir hayvan, vampir gibi. Ama o bile bize helal, sıkıntı yok. İşte domuz bize pis diye söylendiği için efendim kendi eşini bile kıskanmıyor. Sanki diğer hayvanlar çok kıskanıyormuş gibi yutturulduğu halde biz bunu kabul etmişiz. İyi de sen bizim inek yememize, koyun yememize, deve yememize nasıl karşı çıkarsın? Biz ne yiyeceğiz diye isyan etmezler mi? Ki bu haklı bir isyan olurdu. Peki Yahudilerin neden bu tarzda bir cezalandırmaya tabi tutulduğunu Müslümanlar sorgulamıyorlar? Evet, sen Yahudilere bu cezaları vermişsin. Faiz yedikleri için, farklı farklı haksızlıklar yaptıkları için. Deve etini haram kılmışsın, sütü haram kılmışsın, toynaklı bilmem hangi hayvanları birçoğunu haram kılmışsın. Peki bu Yahudiler düzeltmiş mi? Yoo. Yine senin iddiana göre sevgili Cenab-ı Allah, Kur'an'da bunu görüyoruz. Yahudiler düzelmemişler. Daha da beter olmuşlar. Daha çok peygamber katletmişler. Yoldan çıkmışlar. Musa'ya uymamışlar. İsa'ya hiç uymamışlar vesaire vesaire. Peki bu cezalandırma yönteminin mantıksız olduğu, tutarsız olduğu ve gereksiz olduğu ortaya çıkmıyor mu? Neden sen insanları yemeleri helal olan deve eti gibi, inek eti gibi, sığır eti gibi ne bileyim hayvanların yenmesini yasaklayarak onları cezalandırmayı seçiyorsun da farklı metotlarla onları cezalandırmıyorsun? Mesela farklı farklı kavimleri havadan gökten taş yağdırarak cezalandırmışsın, uğultu göndermişsin, gürültü göndermişsin, volkan patlatmışsın vesaire vesaire. Neden bu tarz cezalarla cezalandırmayıp da onları yemeklerinden, helal olan, temiz olan yemeklerinden kısarak cezalandırmayı tercih ediyorsun? Canım Tanrı'dır, istediği şekilde cezalandırır diyebilir bazı Müslümanlar. İstediği gibi cezalandırırsa da sonuçları bu şekilde olur. Ciddiye almazlar, onun emirlerine uymazlar, daha fazla isyan ederler. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı daha var. Biz domuzun neden yenilmesinin yasaklandığının tarihsel köklerine, mitolojik köklerine baktığımızda bunun Asurlara kadar dayandığını görüyoruz ve temel sebebinin domuzun çok fazla su tüketen, suyun içinde yaşaması gereken bir hayvan olmasından kaynaklandığını görüyoruz. Asurlar döneminde bir kuraklık oluyor, oldukça uzun sürüyor ve bu dönemde domuz çok fazla suya ihtiyaç duyduğu için onun ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını görüyorlar ve domuz beslenmesini ve domuz yenilmesini yasaklamaya karar veriyorlar ve bunu baş hükümdar olarak uygulattıkları için zamanla bu yerleşiyor ve kutsal kitaplara dahi buradan geçiyor. Aynı şekilde içkinin sarhoşluk verdiğini, sarhoşluk sonucu Arapların ve Orta Doğu toplumlarının içmeyi bilmediklerinden dolayı birbirlerine girdiklerini, ağızlarını burunlarını dağıttıklarını, hatta birbirlerini öldürdüklerini biliyoruz. Hadi bunu da bir şekilde açıklayabilirsin. Dersin ki sarhoşluk insanlara zarar veriyor, birbirlerine zarar veriyorlar, topluma zarar veriyorlar. Öte taraftan hadi domuz o zamanlar çok su tükettiği için yasaklandı biliyoruz ama daha sonradan kutsal kitaplara bu. Domuz necistir, pistir, işte çamurun içinde yüzer, efendime söyleyeyim pislik yer vesaire diyerek meşrulaştırabilirsin belki ama deveyi yememeyi, öküzü, ineği, koyunu yememeyi vesaire nasıl meşrulaştıracaksın? Dolayısıyla burada aslında Yahudilere zulüm yapılmış oluyor. Yani daha önce birçok farklı inanç grubuna böyle bir ceza vermemişsin ama Yahudilere özel olarak bu cezayı veriyorsun. Dolayısıyla Yahudilerin burada daha fazla isyan etmesinin önünde hiçbir engel yok. Çünkü onlara yapılan haksızlık oldukça büyük bir haksızlık. Evet, kısaca tefsir açıklamalarına da bakalım. Kurtubi şöyle demiş.
Yahudilerin haksızlıkları, zulümleri sebebiyle ayet hakkında Zeccac şöyle demektedir. Bu daha önce geçen fakat o sözlerini bozmaları ayetinden bedeldir. Burada daha önce helal kılınmış olmakla birlikte haram kılınan şeyler ise biz Yahudilere de bütün tırnaklıları haram kıldık. Yani tırnaklı hayvanları haram kıldık. Ayetinde sözü geçen şeylerdir. Ayrıca Allah yolundan çokça alıkoymalarından mütevellit böyle bir ceza verilmiştir diyor. Buna dayanak olarak da gerek kendilerini gerekse başkalarını Muhammed'e tabi olmaktan alıkoymalarından dolayı demiş. Ne alaka ya? Adamlara bu hayvanların yasak kılınması Muhammed'den çok daha öncesine dayanıyor. Hatta Yahudiler Muhammed'e şu şekilde itiraz ediyorlar. Deve eti yediğini, süt içtiğini, deve süt içtiğini gördüklerinde İbrahim peygamber deve eti yemeyi, deve süt içmeyi yasaklamış. Yani İbrahim'in şeriatında bunlar yasaktı. Neden sen yiyorsun diye soruyorlar. Yani Muhammed'e tabi olmadıkları için böyle bir cezaya çarptırılmıyorlar. Kurtubi biraz sallamış burada. Devam edelim. Bütün bunlar onların işledikleri zulmü açıklamaktadır. Yani bir insana, bir insan topluluğuna daha doğrusu hiçbir sebepten ötürü böyle bir ceza veremezsin. Yemesini içmesini kesemezsin yani. Düşünün bu insanların yaşadığı coğrafyadaki en önemli protein kaynaklarından birisi zaten domuzdu, onu yasakladın. Diğerleri deve, çok önemli çünkü çöl bölgesinde yaşıyor bunlar. Bunları da yasaklarsan bu insanlar protein nereden alacak? Böyle yasak mı olur? Burada kafirler şeriatla muhatap mıdırlar? Bu konuyla ilgili açıklamalar yapılmış. Oraya girmiyorum, çok alakalı değil konumuzla. Bir de Taberi'ye bakalım. Şöyle diyor. Yahudilerin peygamberleri öldürmeleri gibi zulümleri, Allah'ın dininden birçok insanları alıkoymaları, kendilerine yasaklanmasına rağmen faiz yemeleri vesaire sebebiyle onlara daha önceden helal kılınan hayvanları yemelerini haram kıldık. Burada ayeti vermiş, devamında Enam suresindeki ayeti vermiş. Biz onlara tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında iç yağlarını da haram kıldık. Sığırı davara bile yani haram kılmış. Azgınlıklarından dolayı böyle yaptık vesaire. Ayet-i kerimede Yahudilerin işledikleri 4 günahtan dolayı kendilerine daha önce helal kılınan şeylerin haram kılındığı beyan edilmiştir. İşledikleri bu günahlardan biri zulmetmektir. Bu zulümlerinin mahiyeti ise bundan önceki 155, 156 ve 157. ayetlerde zikredilen Allah'a verdikleri haddi bozmalarıdır. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir vesaire vesaire demiş. Burada Yahudilerin işlemiş olduğu günahları açıklamış. Yani hiçbir tefsir aleminde şunu söylememiş. Yahu kardeşim bu insanların çöl bölgesinde protein, yiyecek kaynakları sınırlıdır. Birisi domuzdur, birisi devedir, birisi sığırdır vesaire. Sen bunları nasıl yasaklayabiliyorsun? Sen bunları yasaklarsan bu insanların sana daha fazla isyan etmesi son derece doğaldır. Neden farklı cezai yöntemler uygulamadın? Mesela kafalarına taş yağdırsaydın, belli bir nesli yok etseydin, ondan sonra gelenler bundan ibret alsaydı, ona göre yaşasaydı diye itirazda bulunmamış hiçbir tefsir alimi. Sadece neden haram kılındı, şu zulmü yaptılar, yok faiz yediler vesaire onları açıklamışlar. Komik yani, bunlara girmeleri gerekiyor. Buradaki tutarsızlığa değinmeleri gerekiyordu. Ama maalesef bunları göremiyoruz. Evet, bugün bu hususun üzerinde durmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz üzere Yahudilere karşı son derece haksız cezalar verilmiş. Dünyada herhangi bir insan topluluğu yoktur ki bu tarz cezalar, bu tarz emirler karşısında isyan etmesin. Dolayısıyla Yahudilerin de daha fazla isyan etmesi, daha fazla zulüm yapmaları belki çok doğaldır bu tarz emirlerden sonra. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.